Merhabalar, Sadakat Kart puan kampanyası nasıl oluşturulur? Bir önceki videomuzda Sadakat Kart tanımlamalarını nasıl gerçekleştirdiğimizi incelemiştik. Bu videoda ise yapacağımız puan tanımlaması ile müşterilerimizin kartlarında belirli koşullarda puan kazandırabilmek ve puan harcamalarının koşullarını belirleyebilmeyi inceleyeceğiz. Yapacağımız ilk işlem cari kart listesine gelerek puan listesi içerisinden puan kampanyası oluşturmaktır. Bunun için F4 ekle diyerek bir puan kampanyası oluşturulur. Burada dikkat etmemiz gereken puan kampanyası bölümü, fatura kriterleri ve diğer alt alanda koşullar yer almaktadır. Puan kampanya alanında bir kod belirleyip yapacağımız puan kampanyasına ilişkin açıklama belirterek, örneğin grubu ürünleri alımlarında %20 puan kazandırıyor gibi bir açıklama belirledik. Daha sonrasında ise yapacağımız puan kampanyasına ilişkin eğer aynı özelliklere sahip farklı kampanyalar var ise buradan öncelik değeri belirtebiliriz. Aynı zamanda puanlarının kullanımına ilişkin yani A ürün alımlarının kriterlerini fatura kriterlerinde belirleyerek %20 puan kazandırma kriterini ise puan kullanım tarihi alanlarından tarih belirtmemiz gerekir. Bunun için başlangıç ve bitiş tarihi belirtilir. Eğer bu puanımız yıl sonuna kadar kullandırılacak ise yıl sonu bitiş tarihini belirtiriz. Tekrar fatura kriterlerine geldiğimizde A grubu ürün alımlarının hangi şubede gerçekleştirileceğini belirtir ve bu alımları hangi tarih arasında gerçekleştirilecek ise ilgili tarih aralıkları belirtilir. Örneğin Mayıs sonuna kadar gerçekleştirilecek A grubu ürün alımları gibi bir kriter belirtilebilir. Aynı zamanda fatura kriterlerinde A grubu ürünlerinden 100 lira ve üstü alışverişlerde %20 indirim kazandırmak amaçlı net tutar alanına tutar değeri girilir. Fatura kriterleri içerisinde bir de ödeme planları yer almaktadır. Nakit alımlarda, taksitli alımlarda puan kampanyasının çalıştırılması istenilmesi durumunda bu liste içerisinden ödeme planı seçilir. Fiyat grubu aynı şekilde nakit, taksitli alımlar için geçerli olacak puan kampanya işlemlerinde doldurulacak alandır. Cari koşullara geldiğimizde ise cariler içerisinden grup ve özel kod 1'den 10'a kadar seçeceğimiz gruplandırmalar içerisinden carilerimize puan kampanyasını uygulayabiliriz. Eğer boş bırakırsak tüm cariler için geçerli olacaktır. Burada aynı zamanda eğer bir fatura içerisinde kampanya ve promosyon var ise ilgili seçenekleri seçmemiz durumunda kampanya ve promosyon üzerine puan kampanyası uygulatabilmekteyiz. Puan alanına geldiğimizde ise kazandırılacak olan puanın yüzde ne kadarlık bir puan olduğunu buradan belirleriz. Açıklamada da belirttiğimiz gibi %20 puan kazandırma kriterini puan tablosundan belirttim. Eğer tutar gibi bir puan kampanyası söz konusuysa tutar alanından da tutar değerini girebiliriz. Ürün bazında puan kısmına geldiğimizde yapacağımız A grubu ürünleri veya hizmet ürünleri ürün bazında alanına geldiğimizde ise ürün kriterlerini oluşturacağımız alandır. Burada malzeme ve hizmetler için filtreler belirleyebiliriz. Örneğin malzemeler grubunda aynı şekilde ürünler, gruplar ve birden 10'a kadar özel kodlar veya markalar seçeneğinde filtre türleri belirleyebiliriz. Örneğin grup kodu için A grubu ürünleri alımlarından dolayı grup filtresi belirledik ve filtre kodu alanından ilgili A grubunu seçtik. Burada ekstra yüzdesel bir indirim değeri varsa yüzde bilgisini belirtebiliriz. Alışveriş bazında puana baktığımızda ise her alışveriş sayısında tekrarlamasını istediğimizden dolayı burada alışveriş sayısını belirtebiliriz. Her 5 alışverişte bir bu kadar tutara istinaden yüzde puanının uygulanması gibi. Aşağıdaki not alanımızda da belirtildiği üzere tarih ve tutar kriterlerine uygun kampanya dönemindeki fatura sayısını dikkate almaktadır. Not alanında ise puan kampanyası için takip edebileceğimiz ekstra verilerimizin olduğu alanları not alanında belirtebiliriz. Bu şekilde puan kampanyamızı tanımlayarak ilgili puan tanımlamasını başlatmış bulunmaktayız. Bundan sonraki yapacağımız işlem puan kampanyasının uygulama işlemidir.